ve sanat da tabii biliyorsunuz. Yani bu e, politik şeylerin, hareketlerin en öncesinde kullandıkları sanat ve spordur. Aslında sanat da kesinlikle. en en yumuşak tarafıdır toplumun. Ve onun için sanatı kullanıyorlar. Sultan ve üzümler yani. <laughs> evet. Aslında Batı sanat tarihinde oryantalizmle birlikte doğuya olan bakış ve o sahnelerin betimlenişi tamamen böyle bir ideolojik altyapıyı içeriyor aslında. Tamamen ideolojik ve fethedilmesi gereken alanlar olarak resmediliyor ve bu o dönemde Kıta Avrupa'sında yer buluyor. Zahara'da günümüzde işte bu başka türlü tezahür ediyor. Yani o işte şimdi de projelerle geliyor. Daha barışçıl görünen şeylerle geliyor buraya ama sonuçta yine de onu yapıyor. Evet, yapı aynı yapıyor Yani o dönemdeki. Zihniyet aynı zihniyet. Zihniyet aynı zihniyet. Evet. böyle Öse, bir... Tabii şey de var. Bu biraz da ben şeye bağlıyorum. Yani doğunun kültürü aslında çok zengin bir kültür. Zaten baktığınız zaman tüm yani üç tane ağırlıklı din yani belirleyici olan dünyadaki üç din ki Budizmi çok fazla şey yapmıyorlar. Oysa ki yani Çin'in sadece kendi e, bir ne kadar bir iki yüz bir milyar iki yüz mi Çin'in nüfusu oradakileri topladığınız zaman doğuda belki pek çok dinden çok daha fazla çok daha baskın, ama sayısal olarak onu dışarı tutuyorlar. Mesela deniyor ki dünyanın en çok konuşulan dillerinden bir tanesi şey İngilizce. Ya Çin'de sadece 1 e, milyar iki yüz milyon insan var. Yani o rakamlar bazen kendi istedikleri gibi manipüle edilebiliyor bir kısmını dışarıda bırakırsınız. Dersiniz ki bu çok fazla kullanılan bir dil. Bu çok rahat söylenen yani bu manipülasyonlara çok açık bir şey ama